dünyanın tadını Ramazan'a özel lezzetlerle Kocaeli'de çıkarmaya devam ediyoruz. Közde mantı dedin. Evet, közde mantı. Şimdi de ıspanaklı midye böreği yapacağız. Saç kavurma yapacağız. Saç kavurma yapacağız. Çiğ börek yapacağız. İftara özel, çok lezzetli, çok hafif bir tatlı yapıyoruz. Şekersiz. Zeytinyağlı bakla yapıyoruz. Evet. Bak. Of, of, of. Bak, bak. Yok böyle bir görüntü. Kandıra yoğurdu tatlısı yapacağız. Yakupcan'la beraber dünyanın tadını Kocaeli'de çıkarmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de karavanımıza geldik. Yakupcan'la beraber iftara özel, çok lezzetli, çok hafif bir tatlı yapıyoruz. Şekersiz, incir ve sütle yapılan bir tatlı. Adı incir uyutması Yakupcan. İncirin mayalama özelliği var. Sütü aynı yoğurt mayalar gibi mayalayacak incir. Kapkatı yoğurt kıvamında olacak süt. Ve çok lezzetli, şekersiz bir tatlı olacak. İftara hafif bir tatlı yapıyorum. Mikrofon sende. Bakın incirlerimiz var. Bu incirler, bu yaz kendi topladığımız incirler. Muğla'da topladık. Kalan incirle de işte Ramazan'ı çıkaracağız. İncirlerin bir kısmını ben önceden ısladım. Yaklaşık 8 adet incirimiz var. 2 kase sütümüz var. Üzerine sütlemek için de cevizimiz var. Çok basit malzemeler, şekersiz. Yakupcan mikrofon sende. Evet, incirlerimizi şöyle küçük küçük doğrayacağız. Çok seveceksin bu tatlıyı, çok seveceksin. İncirleri yaklaşık 1,5-2 saat suda beklettim, iyice yumuşattım. Şekersiz, çok hafif, çok lezzetli bir tatlı. İncir uyutması. Şimdi sütümüzün ılık olması gerekiyor. Aynı yoğurt mayalar gibi. Yani parmağımızı soktuğumuz zaman yaklaşık 7-8 saniye boyunca tutabiliyorsak içerisinde sıcaklığı iyidir. Ilık sütün içerisine doğradığımız incirlerimizi atıyorum. Ve şimdi blenderdan geçireceğim. Ve daha sonra mayalanmaya bırakacağım. Aynı yoğurt mayalanır gibi tatlımız mayalanacak. İncir uyutmamız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi tabaklara alıyorum. Bunu böyle mi yiyeceğiz? Bak Yakupcan, bu şekilde aynı. Puding gibi. Tamam mı? Bu donacak. Bence sen buna incir uyutması deme de incirli puding de. Olabilir. Olabilir. Sen bunu puding olarak da yiyebilirsin. Bu şekilde. Buzdolabına koyacağız. İftara kadar donacak Yakupcan bu tatlar. Peki bunu difrezde mi yapıyoruz, buzdolabında mı? Yok, normal buzdolabında. Dondurma gibi değil. Puding gibi. Bu şekilde koyacağız buzdolabına. Yarım saatte donacaklar. Evet, bu şekilde servis edeceğiz. Evet, çok güzel oldu Yakupcan. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Bu şekilde donduracağız ve iftarda afiyetle yiyeceğiz. İnşallah siz de yapıp denersiniz. Çok lezzetli, çok hafif, şekersiz bir tatlı. İncir uyutması. Kocaeli mutfağından evlerinize Yakupcan tatlıları kaptı. Herhalde biz iftarda bu tatlıları göremeyiz. En iyisi ben iki tane daha yapayım. Kocaeli'de şu anda çok ilginç bir lezzetle karşılaştık. Kayıtsız kalamadık. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Emre Şef. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Közde mantı dedin. Evet, közde mantı. Şimdi öncelikle kıymadan başlayalım. Malzememiz, kıymamız var. Önce evet, malzemeleri sayalım. Malzemelerimizi sayalım o zaman. Dana kıymamız var, yağsız. Burada kale toz biberimiz var. Ardından sosumuz için tereyağımız, biber salçamız, domates salçamız, tuzumuz, karabiberimiz, toz biberimiz, pul biberimiz hepsi mevcut içinde. Bu sos için kullanacağız. Tamam. Burada bizim haşladığımız soğanımız var. Karabiber, tuz biber. Bunları şunu sosumuz için kullanacağız. Şuradakileri de içimiz için kullanacağız. Evet. Yumurtamız var, hamurumuz için. Unumuz var. Bol tereyağı, burada zeytinyağı ve suyumuz var. Evet. Şimdi önce hamuru yapıyoruz. Hamurumuzu yapalım bir. Unumuzu. Biliyorsunuz bizde genelde çok fazla biz böyle işte şu kadar gram, bu kadar gram çalışmıyoruz. Biz göz hep kararı. Göz kararı. Göz kararı unumuzu koyduk. Yumurtamızı koyalım. Evet. Suyumuzu koyacağız. Ben daha önceden unumun içine tuzumu serpiştirdim. Tuzu var. Burada tuzumuz var. Tuzumuzu da koyduktan sonra bundan sonra yoğurma işlemi başlıyor. Hamurumu böyle yoğurdum. İyice yoğurulması gerekiyor ve sert. Evet. Birazcık lapa mesi gibi değil. Evet. Birazcık
sert kalıyor. Çünkü niye? Biz bu hamurumuzu yağlayacağız. Yağlayacağımız için birazcık sert bırakıyoruz hamurumuzu ki çok fazla hamurumuz gevşemesin diye. Yoğurduğumuz hamuru biz bir şöyle boş bir tabağa koyacağız. Şöyle boş bir tabağa koyacağız. Evet, Yasin Bey bize yardım etti. Şu şekilde koyacağız. Ardından şimdi şu şekilde yağlayacağız. Altını üstüne çevireceğiz. Şu şekilde streçi atacağız. Bir gün dinlenecek. Bir gün. Evet. Of. Bir gün dinlenecek. Neden? Çünkü güzel bir şekilde bizim açılması gerekiyor. Ve hamurun tamamıyla böyle esnek olması gerekiyor. İnşallah siz dünden bir hamur yormuşsunuz. Evet. Tamam. Ben bugün geleceğinizi bildiğim için dünden bir hamurumu yoğurdum, yağladım, beklettim. Dinlenmiş hamurumuz geldi. Dediğim gibi makinede çok fazla örnek veriyorum, hani burada hızlı olabilmek için az yoğurdum onu. Onu ben tekrardan makinede yoğurtturacağım ya da kendim yoğuracağım. Bir gün sonraki hali hamurun. Evet, bir gün sonra hamurumuz bu şekilde oluyor. Görüyorsunuz altında yağ var, üstünde yağ var. Evet. Maya da yok. Maya yok. Ama bir gün bitirdik. Evet. Şöyle yağlıya yağlıya şu şekilde çekme işlemiyle. Bakın şimdi, yağlıya yağlıya elimize çeke çeke hamuru açıyoruz. Aynen öyle. Oklava yok. Oklava yok. Elimizle yapacağız. Hamurum bu şekilde burada oda sıcaklığında beklerken birazdan bir daha çok az bir şey uçlarından açtırıp iç harcını koyacağım. Hamurumuz kendine gelirken biz o sıra hemen iç harcımızı yapıp içine dizip kapatıp bitireceğiz. Tamam, hemen hazırlayalım. Hemen şimdi kıymamızı aldık. Şurada tamam. Kıymamızı bir açalım. Şöyle. Kıymamızı açtık. Ne yapıyoruz? Vazgeçilmez, her yemeğe yakışan soğanımızı koyuyoruz. Ama soğan püresi. Soğanı ilk önce haşlıyoruz. Evet, sonra suyu sıkılmış. Suyunu sıkıyoruz. Ezilmiş soğan püresi. Aynen o şekilde. Evde böyle ağzınıza yemeklerde gelmesini sevmiyorsanız muhakkak yapınız. Tuz, karabiber. Şimdi ben tuzumu, karabiberimi şöyle bir göz kararı koymuştum. Hamurum biraz kalın olduğu için içini biraz tuzlu yapıyorum ki dengelesin diye. Toz biberimiz var. Şu şekilde. Birazcık da pul biber. Malzememiz bu kadar. Şu şekilde güzelce içimizi yedirdik. Hemen böyle bir hamurumuzu bir yoklayalım. Bakın daha rahat açılmaya başladı. Evet. Bu şekilde açtım. Açtıktan sonra şu şekilde bakın böyle mis gibi kıymamı şuradan Adana usulü, Urfa usulü. Kebap gibi. Kebap gibi. Bakın bakın. Artık adını siz koyun. Adını siz koyun. Evet şu şekilde. Köyde mantıklıydık ama başka evet. İsimlerde bulursanız. Emre Bey'e iletebilirsiniz. Evet, bana iletebilirsiniz. Bolcana kıymamı koydum. Kıymamı koyduktan sonra arkadaki o kalın kısmını şu şekilde aldım. Şu şekilde. İçeri doğru çektim. Bakın. Sıkı yapıyoruz. Sıkı. Çekiyorum. Çektikçe zaten hamur da inceliyor. Bakın. Evet. Burada yarısına kadar. Yani iki sefer koyup yapabilirsiniz. Biz şimdilik bir porsiyonluk yeterlidir bize. Şöyle keseceğiz. Buraları çünkü açacağız daha. Ben şimdi bu şekilde mantımı şu şekilde bakın kesiyorum. Bakın şu şekilde. Lokum gibi oldu. Mantlarımız hazır. Mantlarımız hazır. Biz şimdi bunları normal tepsimize diziyoruz. Tepsimize dizdikten sonra hop derin dondurucuya veriyoruz. Yani ne oldu? Toplam 2 gün oldu. 2 gün. Emek. Bakın derin dondurucuya donuyor ve donuk bir şekilde közde pişireceğiz. Evet, donuk bir şekilde közde pişireceğiz. Hemen buzdolabından alalım donmuşlarımızı. Emre Bey buzdolabından donmuş mantlarımızı aldı geldi. Bir gün dinlenmiş mantlarımızı aldık. Evet, nasıl oluyor diye sorarsak. Şu an taş gibi. Aynen taş gibi. Yani bu şekilde yaptık. Yine dolduruyoruz aynı şekilde. Ama ne oluyor? Bekleyince birazcık çekme yapıyor. Bakın şu şekilde mantlar dinlendi. Şimdi bunları
bakır tepsimizde, tereyağlarımızda köz ateşine gidiyoruz ve pişiriyoruz. Mantılarımızı aldık ve közün başına geldik. Evet, közün başına geldik. O can alıcı noktaya geldik. Şimdi şöyle tereyağımızı bakır tepsi içine bırakıyoruz. Şu şekilde. Çok da güzel koktu, hemen bırakır bırakmaz. Mantılarımızı şu şekilde ne yapmıştık? Bir gün bekletmiştik, dondurmuştuk. Ve şimdi içine donuk halde atıyoruz. Bu şekilde donuk halde atıyoruz ve köz ateşinde pişmeye bırakıyoruz. Evet, közde mantılarımız pişti ve geliyor. Evet. Şu şekilde yanıyor mantımız. Üstüne yoğurdumuzu döküyoruz. Bu şekilde. Çok güzel kokular çıktı ortaya. Ardından arkada yaptığımız, size gösterdiğim karışımdan yaptığımız salça ve biber salçasıyla yaptığımız sosumuzu döktük. Ve ardından nane, pul biberimizi döküyoruz. Siz buraya kadar gelirsiniz ama ben size böyle standart bir mantı sunar mıyım? Sunmam. Böyle size özel bir şey, Kanal 7'ye özel bir şey. Bir yanık yoğurtlu közde mantı yapacağım. Normalde tabii ki bu ev hanımlarında olmayan bir şey. Bu özel bir cihaz. Şöyle ateşimizi yaktık. Buradan kayısı talaşımızı, elma talaşımızı yaktık, karıştırdım. Bu şekilde dumanımı veriyorum. Verdikten sonra etrafı tozu dumanına katıp şuradan bu şekilde servis ediyorum ben. Çok ilginç bir görüntü. Ben hemen fotoğrafını çekeceğim, videosunu alacağım ve Instagram'da paylaşacağım. Kayısı talaşından tüsülediğimiz yanık yoğurtlu közde mantımızı açıyoruz. Şöyle buram buram, aroma buram buram, lezzet kokan bir közde mantı. Şimdiden afiyet olsun diyorum size. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Yapılışımız bu şekilde. Emek kokuyor, lezzet kokuyor. Dünyanın tadını Kocaeli'den çıkarmaya devam ediyoruz. Bakalım sırada ne var? Dünyanın tadında Kocaeli'nde birbirinden lezzetli iftarlık ve sahurluk tarifleri öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi de ıspanaklı midye böreği yapacağız. Aynen öyle. Ispanaklı midye böreği yapacağız. Son derece basit, kolay ve iftarda tüketebileceğimiz güzel bir tarif. İftarda ben özellikle sahurda hamur işi çok seviyorum. Aynen. Bu da çok basit. Sahurda yapılabilecek bir tarif. Kesinlikle öyle. Sıcak sıcak. Bir tane orta boy soğanım var. İki diş sarımsağımız var. Tereyağımız var biraz. Kaşar peynirimiz var. Eritilmiş tereyağım var. Onu daha sonra kullanacağım. Göstereceğiz. Domatesimiz, salatamız var birer adet. Marulumuz var. Naneli yoğurdum var yanında servis ederken. Bu tabii isteğe bağlı. Son derece ferahlatıcı oluyor. Aslında güzel oluyor. Domates sosum var. Tuzum, karabiberim var. Üzeri içinde çörek otu ve susamım var. Hemen başlayalım şefim. Evet, şimdi izliyoruz. Ben şöyle tavama ocağı alıyorum. Tamam. Ondan sonra soğanımın şöyle bir yarısını kullanacağım. Evet, soğan doğradık. Şimdi sıvı yağımı tavama boşaltıyorum. Yaklaşık yarım çay bardağından birazcık daha fazla sarımsaklarımı da doğrayayım. Canı çok güzel çekiyor. Evet. O da yetişiyor, çekirdekten yetişiyor. Hemen sarımsağımın arkasından soğanımı da attım. Ben ıspanağımı doğramaya başlayayım. Burada şimdi benim kullandığım ıspanak, yani bir tutam diyebilirim buna. Böyle çok fazla değil. Buradan yaklaşık 4 tane börek çıkacak. Yani çok fazla, bakın öldürmüyorum. Hemen attım. Evet. Şöyle güzelce toplayalım. Ispanağımı da atıyorum. Burada ıspanağı böyle çok fazla pişirmeyeceğiz. Soğanı da çok pişirmedik. Bunun miktarı böyle tamam. Gördüğünüz gibi olay bu. Evet. Çok fazla pişirmiyoruz. Ispanağı bazen yemeklerde de böyle bir hata yapılabiliyor. Önceden haşlanıyor. Kesinlikle önceden haşlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Çiğden yapıyoruz. İçerisindeki vitaminler, mineraller, bunları kaçırmıyoruz. Böyle çiğden güzelce yıkayarak, sirkeli suda bekleterek çiğden yapıyoruz. Tebrik ediyorum sizi. Sağlıklı, lezzetli bir tarif.
Karıştırıyorum bunu, bir 5 dakika bekletiyorum. Tamam. Ondan sonra soğuyor, böreğimizin içine geçeceğiz. 5 dakika soğumasını bekliyoruz. İçimiz yeterince soğudu. Aynen, içimiz biraz soğudu. Şimdi kaşarıyla beraber yufkalarımızı sarmaya başlayabiliriz. Başlayalım şefim. Şimdi burada bir tane büyük boy yufkamız olur ya, hani daire. Evet. 4'e bölüyoruz bunu. Şu şekilde bak, işaret parmağımla tutuyorum. Aşağıya çekiyorum. Bakın böyle. Bunu da üstüne alıyorum. Şimdi böyle bıraktım. Alıyorum buradan içime. İçimi de hatta şöyle yanıma alayım. Şöyle ortaya koyuyorum. Tamam. Üzerine biraz da kaşar peynirinden koyuyorum. Şimdi alttan doğru şöyle sararak geliyorum. Beni görüyor musunuz? Katladığımız yer tam böyle bu bölgeye gelecek. Aynı mide gibi oldu. Aynen öyle. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Görüntüsü çok hoş. Çok da basit, dediğimiz gibi pratik. Şöyle koyalım. Tamam. Aynı şekilde gene işaret parmağımızla çektik. Çektik. Üstüne koyduk. İçimizi aldık. Peyniri de koyduk. Peyniri de koyduk. Evet. Yakupcan. Şöyle katladık üstten. Sana bu börekten ısmarlıyorum Yakupcan. Tam böyle bu kısmı üste gelecek. Bir tane de ben deneyebilir miyim şefim? Tabii ki, tabii ki. Mikrofon size. Hemen ben şöyle tutuyorum. Yufka bana. Bakın gördüğünüz gibi bir yufka dörde bölünmüş. Evet. Şimdi bu şekilde koyduk. Aynen öyle. Parmağımıza tutup. Evet, aşağı bu şekilde çektik. Süper. Kanadını birbirlerine yaklaştıralım. Şu kanatları birbirlerine yaklaştırdık. İçimizi ıspanağımızdan aldık. İçimizden alıyoruz. Biraz da bana bırakın. Şöyle bir kaşık. Evet. Oho. Yeterli mi? Biraz daha koyayım şefim. Biraz daha olabilir. Tamam, birazcık daha koyalım. Yufkaları siz yaptınız. Bana da bir tane yufka kalsın. Arkadaşlar, birazcık kaşar. Kaşar peynirimiz. Şöyle katlaya katlaya geliyoruz. Evet. Son yufkayı da aldım. Şöyle katlıyoruz. Son yufka da benim. Ve bu şekilde harikasınız. Bırakıyoruz. Oldu mu şefim? Mükemmel oldu. Tebrik ediyorum. Elinize sağlık. Bravo. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Şimdi bu kabımı aldım. Evet. Birazcık sıvı yağ koyalım. Bak, tepsimizin altını yağlıyoruz. Şöyle çok hafiften yağımı koydum. Bakın böyle tepsimizin altını koydum. Yağladık. Böreklerimi şöyle birbirlerine değmeyecek şekilde dizelim. Yakupcan'ın böreği. Bu da Yakupcan'ın mükemmel böreği. Oh. Süper olmuş gerçekten de. Bunun için şimdi üzerine bir yumurta süreceğiz. Şimdi yumurtamızın sarısını böreklerimizin üzerine süreceğiz. Fırından çıkınca nar gibi kızaracak. Aynen öyle. Yumurtanın sarısının içerisine çok hafif zeytinyağı veya sıvı yağ da olabilir. Koyuyorum. Şöyle karıştıralım. Biraz daha böyle hem canlı durmasını sağlayacak hem daha güzel kızarmasını sağlayacak. Sıra sende. Buyur Yakupcan şef. Yakupcan kendi böreğine kendi sürüyor. Vallahi ben bol yumurta sürerim. Tamam. Şimdi üzerine susam ve çörek otu. Bunu fırına atıyoruz. 180 derecelik fırında yaklaşık bir 10 dakika, 12 dakika kadar kalacak. Bu kadar hızlı. Bu kadar hızlı. Ondan sonra çıkartacağız, sunumumuzu yapacağız. Hemen götürelim fırınımıza. Ispanaklı midye böreklerimiz fırından çıktı. 10 dakikada muhteşem bir görüntü aldı. Şimdi çıkardım. Sıcağı sıcağına hemen hafiften eritilmiş bir tereyağım var. Bakın şöyle üzerlerine bir sürüyorum. Şefim eline sağlık, çok güzel oldu. İzleyicilerimiz inşallah yaparlar, denerler. İftarda da sahurda. Aynen öyle. Ben de herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah herkesin oruçlarını kabul etsin. Herkese afiyet olsun diyorum. Afiyet olsun. Dünyanın tadını koca elde çıkarmaya devam ediyoruz. Bakalım sırada ne var? Dünyanın tadını Ramazan'a özel lezzetlerle Kocaeli'de çıkarmaya devam ediyoruz. Şimdi de Kartepe'de Metin Şef'le beraber saç kavurma yapacağız. Saç kavurma yapacağız. Evet. Çok meşhur Kartepe'nin saç kavurması. Tabii ki saç kavurma meşhurdur. Şimdi saçımızı ısıtıyoruz zaten, şu anda yanıyor. Sıcak saçta etimizi hemen mühürleyip seri bir şekilde pişireceğiz. Suyunu. Marine etmişsiniz sanırım önceden evet, şefim. Hazır marineli. Eti. Ana antrikot eti o. Evet, önce eti nasıl atıyoruz. Nasıl marine ettiniz? Kırmızı toz biber var ve tuz, zeytinyağı o şekilde.
Yanında domatesimiz var. Domates var. Toz biber var. Toz biberli, evet. Biberimiz var. Üstünde sarımsak var, az bir şey. Bu tereyağı katacağız bu sefer yaparken. Zeytinyağından hariç erimiş tereyağımız var. En sonunda biraz tuzumuzu atacağız. Siz izliyoruz. Hemen başlayalım. İftar yetiştirelim. Marine ettiğimiz etimizi attık yağıyla beraber. Birazdan burada alevler çıkacak. Yangın söndürme tüplerini hazırladık. Aman nerede tüplerimiz? Hemen hazırlarız burada. Tüpümüz burada hazırladık ya. Eti yüksek ateşte pişiriyoruz. Evet, yüksek ateşte suyu içinde hapsolacak, evet, ki suyu kaybetmiyor. Olsun. Evet. Sertleşmiyor. Kesinlikle pamuk gibi olur. Kot eti olduğu için zaten hani çok da pişmesine gerek yok. İçinde yenir diyorsunuz. Evet. Her türlü yenir. Pamuk gibi oldu zaten marinenin içi. Biberlerimizi atacağız. Hemen biliyorum. Evet. Sarımsak da var içinde. Tamam. İsteğe göre isteyen sarımsak atabilir. Tamam. Ben isterim. Ete yakışır sarımsak. Sarımsak çok yakışır. Yeşil biberimizi ve sarımsağımızı attık. İşlem çok uzun sürmüyor zaten. Biberler biraz ölünce hemen domatesimizi atacağız. Domatesi de atabiliriz. Atıyorum şefim. Evet. Tozlarla beraber. Evet, renk versin diye. O da isteğe bağlı. Tereyağı yakmamak için en son atıyoruz. Tadını versin sadece yemeğimize. Atayım mı tereyağını artık? Tereyağını da atabiliriz. Tereyağımızı da atıyoruz. Oh. Evet, bolca. Hem kokusunu hem tadını verecek yemeğimize. Evet. Ve en son tuz. Tuzu en son atıyoruz, etimiz sertleşmesin diye. Aynen öyle. Tuz da benden olsun şefim. Tamam. Şöyle. Of of of. Alev alev. Evet. Oy 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 oy. Üşüdüyseniz ısınabilirsiniz, evet. Yasin Bey. Çantepe'de havalar biraz serin. Evet, yukarıda kar var. Evet. Nisan ayında hala kar var. Evet, yeni yağdı hem de. Deniz kenarında bahar havası, yukarıda kış havası. Bir güne 4 mevsim. Evet, 4 mevsimi yaşıyoruz. İsteyen böyle açabilip ortasını açıp pilav da atabilir. Hani geniş 4 kişilik bir aile. Patates atabilir üstüne. Zevkinde renk kalmış. Evet, zevkinde. Saç kavurma, sade. Evet, sade sunmak daha güzel. İftar da yağını, ekmeğimizi, evet, bana bana yiyeceğiz. Her türlü. En son baharatları. Finalimiz bir tek kekik de yapıyoruz. Atıyoruz. Evet, kekik de çok yakışıyor. Daha kekiği zaten. Evet, sonlandırıyoruz. Kartepe'nin daha kekini attık en saç son. Saç kavurmamız hazır. Hazır. Ellerine sağlık şefim. Afiyet olsun. Tarifini verdik. Evet. İnşallah siz de yapıp denerseniz İnşallah. Diyoruz. Biz de iftardan sonra tadına bakacağız. İnşallah. Ve dünyanın tadını Kocaeli'de çıkarmaya devam edeceğiz. Dünyanın tadında Ramazan'a özel çok lezzetli tarifleri Kocaeli'den evlerimize getirmeye devam ediyoruz. Şimdi Emre Şef'le beraber çiğ börek yapacağız. Evet, çiğ börek mi, çiğ börek mi? Hangisi? Çiğ börek. Çiğ börek olarak, evet, biliniyor ama aslında çiğ börek. Çiğ börek diye halk arasında söylenen şey, evet, çiğ börek ama aslen çiğ börek. Sondaki yumuşak ye yok. Yok. Evet, şimdi bugün sizle birlikte çiğ börek yapacağız. Hemen malzemelerimize geçelim o zaman. Unumuz var, yumurtamız var. Az bir şeycik zeytinyağı koyacağım. Ve tabii ki de suyum var. Evet, şimdi iç malzememiz olarak kıymamız, sulandırmak için domatesim, soğanım, toz biberim, tuzum, karabiberim ve pul biberim var. Hazırsak hamurumuzu hemen başlayalım yoğurmaya. Başlayalım şefim, başlayalım, evet, iftar eşitleyelim. Sahurda da yeriz. Şimdi. Çok yapalım. Unumuzu koyuyoruz. Yumurtamızı koyduk. Suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra ben yine unumun içine tuzumu koymuştum. Evet. Az bir şey zeytinyağı koyacağım ben yumuşatması için ve içerisinde elma sirkesi koydum. Yani bir çay kaşığı kadar. O da çıtır çıtır olması için şu şekilde göz kararı bence yeter. Bu şekilde koydum ve başlayalım. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Biz hızlıca burada bir hamurumuzu yaptık ama siz daha da böyle sakız gibi güzelce evde ya kendiniz ya da böyle küçük yoğurma makinesinde yoğurabilirsiniz. Biz bu şekilde hamurumuzu yoğurduktan sonra şöyle bir tabağımızı alacağız. Streç atacağız. Attıktan sonra 1 saat sonra, 2 saat sonra ya da dediğim gibi 1 gün sonra dilediğiniz zaman hamurunuzu kullanabilirsiniz. Şimdi biz bunu dinlenmeye bırakalım. Buzdolabına koyalım, üzerine streç film çekip, evet, hemen dinlenmiş hamurumuzu alalım. Aynen öyle. Ve devam edelim çiğ böreğimizi yapmaya. Dinlenmiş hamurlarımız geldi. Bu şekilde pazılamıştım ben dünden. Şu şekilde streçimizi açıyoruz. Biraz dolaptan çıkarttığım için kendine gelecek oda sıcaklığında. Ben de o sıra iç harcımı hazırlayacağım. Kıymamı alıyorum. Dana kıyması. Dana kıymamız.
Şöyle yaydıralım. Ardından soğanımızı, ne yapıyoruz soğanımızı? Tabii ki haşlıyoruz. Haşladıktan sonra rondodan geçiriyoruz. Suyu, acı suyunu sıkıyoruz ve güzel bir aromatik tat bırakacak. Şey, toz biberimizi alıyoruz. Toz biberden sonra içinde tuzum var, karabiberim var, pul biberim var. Bunları şöyle yine göz kararı şu şekilde birazcık domates, birazcık da domates suyu koydum. Su koymadım, yani daha bir lezzetlendirdim ürünümü. Evet, bu şekilde iç malzememizi şu şekilde bütünleştiriyoruz. Evet, şu anda kıvama geldi. Bakın cıvık. Cıvık. Bir kıymam var. Ve hemen hamurumu açıp iç harcını koyup yağda kızartalım. Hamurumuzu gördüğünüz gibi dinlendirdik. Dinlendirdik. Pazıladık. İçerisine unumuzu koyduk. Biraz da zeytinyağı var. Evet, bir de elma sirkesi koyduk az bir şey. Yağın içindeyken. Evet. Şöyle iki tarafını da unlayalım. Açma işlemine başlayalım. Yani çiğ börek normalde evet ince olur. Hatta şurada makineden de geçirebiliyoruz. Evet. Evde makine olmadığı için bu şekilde. Nereden ilaç incecik evet. Şimdi ben buradan şöyle kıyma aldım. İçi bol. Bol, bayağı bol daha koyduk. Daha sot atıyorlar yani. Bir şap diye bir kaşık atıyorlar, bırakıyorlar. Bizde öyle olmaz. Evet, bu kadar kıymam bravo. Yeter. Niye? Çünkü ev usulü. Evet. Ev usulünde her şey bol olur. Dışarıda yediğiniz zaman genelde az olur. Ama ben genelde her şeyimi bol koyuyorsunuz. Bol bravo. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Yarısını bu şekilde doldurduk. Yarısını doldurduk. Üstünü kapattık. Kapatıyoruz. Bir aparat yardımıyla herkesin evinde vardır muhakkak. Yoksa ne yapacağız? Eyvah eyvah. O zaman bıçakla keseceğiz öyle. Tamam. Öyle öyle. Şimdi şu şekilde başladım. Tam hamuru denk getirecek vaziyette ay şeklinde. Oo, yaptım. Aynı zamanda yapıştı. Aynen öyle. Evet, şimdi ben bunu şöyle yine önlem amaçlı ne yapıyorum? Tırnaklarımla yapıştırıyoruz. Bunu derin dondurucuya atın. İstediğiniz zaman kızgın yağ koyun. Kızgın yağ da pişecektir. Yani bunda ben işte bunu yaptım, bugün pişirip yemek zorunda mıyım? Hayır. Atın derin dondurucuya 10 gün sonra, 20 gün sonra isterseniz 1 yıl sonra yiyin. Hiç harika. Sıkıntı yok. Yani derin dondurucuya koyup saklayabilirsiniz. Bunu da izleyicilere aktaralım. Şimdi çiğ böreğim tamam. Bir tane daha yapalım mı? Yapalım. Tamamdır. Bir tane daha yapalım. Şu şekilde, ay şeklinde kesiyoruz. Kestik, ne oldu? Yapıştı. Şuradaki fazlalıkları tekrardan bez haline getirip bir tane daha çıkartabiliyoruz. Bunu derin dondurucuma atıp orada bekletebilirim. İstediğim zaman kızartabilirim. Şimdi biz kızarmasını görmek için tamam. Yağları, yağımızı kızdıralım. Hemen böyle 2-3 tane kızartalım. Hem de gösterelim seyircimize. Hemen kızgın yağımızla kızartıyoruz. Çiğ böreklerimiz harika bir şekilde kızardılar. Evet, çıtır çıtır. Hepsi çok güzel bir şekilde oldu. Yanında ve biberiyle, domatesiyle o, kızarmış. O kale biberi dediğimiz. Evet. O meşhur biber bu işte, kale biberi. Sesi duyuyorsunuz. Çıtır çıtır oluyor. Böyle yemeklerin yanında, böyle hamur işlerin yanında çok güzel oluyor. Yoğurdun üzerine de koyabilirsiniz bu şekilde kızarmış. Evet, ben mantının yanında bir tane ikram ediyorum böyle. Çok güzel, çok güzel gider. Çok güzel oluyor. Şimdi bir içini göstermek gösterelim istedik. Gösterelim izleyicilerimize. Şöyle. Çiğ mi yoksa? Dilimleyelim. Oo. Yani. Çok güzel, çok güzel. Ya şu, bu çiğ börekte işte. Full dolu. Bu çiğ börekte işte, bu çok güzel oluyor. Yani, yani kıyma kurumuyor. Evet. Çok tatlı bir şekilde, bakın suyu falan da akıyor zaten. Bakın. Şıpır şıpır. Şıpır şıpır. Böyle mis gibi. Hiç yormadan bir çiğ börek yiyorsunuz. Şöyle bir dizelim. Çok güzel oldu. Tarifini verdik izleyicilerimize. İnşallah onlar da yapıp denerler. Evet. Sahurda, iftarda harika bir tarif verdik. Ben bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram'da ve YouTube'da paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Tarifi bizden, yapıp denemesi sizden. Yapabilirseniz. Yapamazsanız Kocaeli'ye yolunuz düşerse Emre Şef yapar yapar yedirir diyorum. Evet. Herkese şimdiden afiyet olsun. Evlerinizde güzel lezzetler için Yasin Bey'i takipte kalınız.
Yakupcan'la beraber Ramazan'ın tadını Kocaeli'de çıkarmaya devam ediyoruz ve şimdi de iftara özel harika bir tatlı. Kandıra yoğurdu tatlısı yapacağız. Malzemelerimi sayayım. Öncelikle şerbetimiz için 3 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı kadar da suyum var. Bunu şerbetimiz için yapacağız. 3 tane yumurtamız olacak. 6 yemek kaşığı kadar yoğurdum var, kandıra yoğurdu. Daha sonra unum var. Unuma bakıyorum. Unumuzda 1,5 su bardağı kadar unumuz var. Tereyağımız var tepsimizi yağlamak için. Kabartma tozumuz var, vanilyamız var, portakal, limon rendemiz var. Üzeri için kullanacağımız kaymağımız var. Portakal dekorlarımız var ve vişne sosumuz var. Malzemelerimiz bunlar. Malzemelerimiz bunlar. Şerbeti hazırlayarak başlıyoruz. Aynen öyle. Şimdi şerbetim için ben... Ne kadar şeker ve su? Şimdi şeker, deminden dediğim gibi 4,5 su bardağı kadar su, 3 su bardağı kadar da şeker. Şeker ve suyumuzu ocağa bırakıyoruz. Bunlar kaynayacak, birazcık kıvam alacak ve soğuyacak. Şerbetin soğuk olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi çok da soğuk değil. Şerbet ılık olacak, tatlımız sıcak olacak. Yani hamur tatlılarında bu önemli biliyorsunuz. Tabii, yoksa hamur oluyor. Aynen öyle. İkisi de sıcak olursa olmuyor. Şimdi ben buradan yumurtalarımı aldım. Şimdi ben yumurtalarımı çırpmaya başlıyorum. Yumurtalarımı böyle biraz havalandıracağım, hafif hacimlendireceğim. Şöyle şekerimi bir yandan karıştırıyorum, bir yandan döküyorum. Şekerimi bıraktım. Bakın böyle şekerle beraber yumurta. Tamam aldı. Biraz böyle turlu karıştırmamız gerekiyor ki iyice yesin. Şekerimiz içerisinde güzelce erisin. Hani böyle yerken kristalize o tat var ya, kıtır kıtır olmasın. Pişerken çünkü eğer şekeri çok iyi yedirmezsek ısıyla beraber ne oluyor? Şekerimiz içerisinde karamelize oluyor. Ufak ufak yanmalar meydana gelebiliyor. Mesela bazı tatlılarda veya keklerde de bunu yaşıyoruz. Ne oluyor? Tam böyle eritilmediği zaman içerisinde böyle hafif böyle yanık yanıkmış gibi çıkabiliyor. Onun için çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi aslında gayet güzel kıvamı aldı. Ben böyle yoğurdumu da şimdi biraz daha böyle çırpıyorum. Çok burada aşırı böyle hızlı çırpmam artık gerek yok. Biraz böyle kıvam aldırsam yeter. Evet, gördüğünüz gibi içerisinde yoğurdum da absorbe oldu, karıştı. Bunu böyle aldım. Şimdi ne yapıyorum? Artık yavaş yavaş un, kabartma tozu, vanilya bunlara geçebilirim. Evet Yakupcan, gene bununla böyle karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğün gibi iyice unumu da yedirdim. Tadına bakayım mı? Çocukken en çok bu kısmını seviyorsunuz değil mi? Evet. Hani böyle kek yaparken de annelerimiz böyle hamurken yerdik. Yakupcan'da. Artık. Çocukları yaşadık. Evet. Nasıl şekeri? Muhteşem. Süper. Güzel tatlı oluşuyor ama. Şimdi gene böyle spatulamla aldım. Ne yapıyorum? Şimdi burada kabartma tozum ve vanilyam var. Kabartma tozumuz biliyorsunuz 10 gramlık paketlerde oluyor. Bunun hepsini koyuyoruz. Ama vanilyanın hepsini koymuyoruz. Çünkü çok da fazla acılık katmasın istiyoruz. Bunun yarısını koyuyorum. Yarım paket vanilya. Aynen öyle. Yarım paketini koyuyorum. Biz bir kere annemle evde kek yapıyorduk. Ben kek yaparken kabartma tozu yemiştim. Tadını hiç beğenmedim. Şöyle limon kabuğu rendemi içerisine atıyorum. Yakupcan da portakalı atıyor. Of çok güzel koktu limon ve portakal. Çok güzel bir freşlik katıyor tatlıya. Hani hamur tatlılarında böyle bir ağırlık olur, böyle rahatsız eden. Bu tamamen onu alıyor. Sırada neyimiz var? Bu böyle bir kalsın. Artık şimdi fırına gidecek kabımızı tereyağıyla şöyle bir yağlayalım. Ben şimdi şöyle güzelce döküyorum. Gördüğünüz gibi kıvam güzel. Gerçekten güzel şeker. Bu kızardığı zaman içerisindeki yoğurt, yumurta bunu nar gibi kızartıyor. Of. Muhteşem bir görüntü oluyor. Şimdi çıktığı zaman da göreceğiz inşallah. Bu şekilde döktüm. Hafiften şöyle bir spatulamla yayıyoruz. Yayayım. Bunu bu şekilde tepsimizi yağladıktan sonra, tatlımızı döktükten sonra fırına atacağız. Fırında yaklaşık bir 40-45 dakika kadar pişecek. Fırınımızın ısısı ortalama 160-170 derece olacak. Çok fazla sıcak olmasın fırınımız. Şimdi biz bunu fırına gönderiyoruz. Hemen götürelim. Evet, artık tatlımız fırından çıktı. Fırından çıkmaya az kala şefim
çizdi bu şekilde. Artı yaptı ortasında şerbet daha iyi çeksin diye. Aynen öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben 40-45 dakika boyunca fırınımda pişirdim. Dediğim gibi en son çıkmasına 5 dakika kala kadar bir artı yaptım üzerine. Hafif bir 2-3 dakika daha tuttum. Sonra tezgahıma aldım. Şu anda tatlım sıcak. Şerbetim de ılıktan bir tık daha sıcak olabilir. Ilık gibi düşünebiliriz. Ve şerbetimi vermeye başlıyorum. Bakın hemen çekiyor şerbetimi. Evet. Böyle mis gibi içine çekecek. Şerbetimiz çok soğuk olursa, yoğun olduğu için, kalınlaştığı için şerbet ne yapıyor? İçerisine tam alamıyor. Onun için böyle hafif sıcak yapıyoruz. Bakın böyle aldanmayalım. Hemen aldı işte üstüne çıktı şerbet tamam demeyelim. Bu çektikçe vereceğiz. Yani bu ölçü buna tam denk geliyor. Evet, şerbetimi tamamen bitene kadar vermeye devam ediyorum. Şimdi şerbeti döktükten sonra üzerine kesinlikle bir şey kapatmıyoruz. Bu şekilde açık şerbetimin iyice içerisine emmesini bekleyeceğim. Ne kadar? Bir 10-15 dakika kadar bekleyelim. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Tamam, 10-15 dakika bekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika geçti. Tatlımız şerbetini iyice çekti. Daha da kabardı sanki şefim. Aynen öyle. Şerbetini çektikten sonra biraz daha hacimleniyor. Şimdi artık hafif de soğuduktan sonra ben dilimlemeye geçebilirim. Üçgen şeklinde çıkardık. Ayarladım. Hazır da dursun. Ya ben geliyorum. Mutfak aynısı. Dondurmamı böyle tabağımın yanına koydum. Evet, çok güzel oldu şefim, çok güzel oldu. Ben bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram'da da paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünya İta diyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Yakupcan, iftara beklemek zorundayız. Şöyle izleyicilerimiz güzel görsünler. İftara tadına bakacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.